Mısır Yunanistan'la bir anlaşma imzaladığı zaman da bizim özellikle kıta sahanlığımızın güney sınırları, yani 28. boylamın doğusunda BM'ye de kaydettirdiğimiz bu güney kıta sahanlığımızın güney sınırlarına saygı duydu. Yani bunu anlaşmada görüyoruz. Şimdi ise tabii bizim kıta sahanlığımızın içine girmeden kendi kıta sahanlığı içinde sismik araştırma veya lisans verme gibi faaliyetlerini sürdürüyor. Bunu yaparken de aynı şekilde bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor. Biz bunu olumlu karşılıyoruz. Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olarak ilişkilerimizin seyrine göre biz de yarın deniz yetki alanları konusunu Mısır'la müzakere edebiliriz. Kendi aramızda da ileride bir anlaşma imzalayabiliriz. Gündemin sıcak başlıklarını değerlendireceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Profesör Doktor Sayın Yasin Aktay bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Evet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır'la ilgili açıklamalarını takip edebildiğinizi düşünüyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Mısır'la bundan sonraki süreçte ilişkilerin seyri ne olur, ne öngörüyorsunuz? Aslına bakarsanız bu gelişmeler işaretlerini ve sinyallerini epey zamandır veriyordu. Doğrusu Mısır'ın Yunanistan'la akdetmiş olduğu bazı anlaşmalar Mısır'ın pek lehine olmadığına dair herkesin mutabık olduğu, herkesin görüş birliğine varmış olduğu genel bir durum söz konusu idi. Türkiye özellikle Libya ile bir anlaşma yaptığı zaman bunun Mısır tarafından ortaya çıkan tepkilerine falan bakıldığı zaman yine Mısır'ın kendi içinden bir takım muhalifler veya hatta muhalif olmayan Mısır'ın kendi Dışişleri Bakan Yardımcısı bir açıklama yaptı ve bunun bizim lehimize olduğunu, yani Mısırlıların lehine olduğunu, Türkiye'nin Libya ile yaptığı, akdetmiş olduğu anlaşmanın aslında Mısır'ın aleyhine değil, bilakis Mısır'ın Yunanistan'la yapmış olduğu anlaşmada kaybetmiş olduklarını tekrar kazandırmak için iyi bir fırsat oluşturabileceğini söylemişti. Biz de defalarca biz bu anlaşmayı Mısır'a karşı veya başka bir ülkeye karşı değiliz, kendi yararımızı gözetmek üzere yapmış olduğumuzu defaten açıkladık. Bu aslında Mısır açısından zararın bir yerinden dönme gibi bir kar sağlamış oluyor. Ama aynı zamanda Yunanistan'la yapmış olduğu anlaşmada Yunanistan lehine ama Mısır'ın aleyhine kaybedilmiş en azından bir 4-5 bin kilometre kare civarında bir sahanın tekrar Mısır'a iade edilmesini sağlayan önemli bir süreç ve bunu bence Mısır'daki akıl, siyasi akıl, devlet aklı bence bunu değerlendirdi ve olayı sadece Türkiye'nin Mısır'la olan belli malum sebepler dolayısıyla epey zamandır var olan bir takım ihtilaflara kurban edilmemesi gerektiğini, yani özellikle Mısır'ın kendi çıkarlarını bu şekilde fevri bir biçimde sadece yani Türkiye aleyhine bir iş yapmış olmak için kendi çıkarlarını feda etmesinin çok gerekli olmadığını söylemiş oldu. Ben de aslında defalarca bu tarz yazılar yazdım. Benim Arap dünyasında özellikle yazılarım çok takip ediliyor. Arapçaya çevriliyor ve orada bu yönde yapmış olduğum bazı açıklamaların, bu tür açıklamaların Mısır medyasında da çok iyi makez bulmuş olduğunu çok iyi müşahede etmiş oldum. Bence bunu biriktiren bir süreç oldu. Yani bu aklı yavaş yavaş olgunlaştıran ve bu aklı keşfettiren, daha doğrusu bu akla doğru insanları yönelten, bu akıl yoluna daha doğrusu insanları yönelten bir süreç işlemiş oldu ve neticede geldiğimiz nokta bence Mısır için de çok hayırlı bir durum oluşturuyor. Türkiye için de çok hayırlı bir durum oluşturuyor. Aramızdaki ihtilaflar baki, yani aramızdaki ihtilafların öyle çok da bitme ihtimali çok da fazla yok. Biz yani Türkiye Mısır aleyhine bir çalışmanın hiçbir zaman içerisinde olmadı ama Mısır'ın Mısır'daki yönetimle baştan itibaren var olan ihtilafımız, oradaki darbe yönetimine tavsif etme biçimimizden vazgeçmiş değiliz, vazgeçecek de değiliz. Ama hani bunu çok da gündemde tutmanın da çok da fazla bir alemi elbette ki yok. Dolayısıyla Mısır'ın Türkiye'ye yönelik bir takım suçlamaları vardı. Belli ki ve öyle görünüyor ki
ona verilen cevaplar da belli. Yani Türkiye herhangi bir gruba, bunu çok özellikle altını çizerek söylüyorum, herhangi bir gruba Mısır'ın sırf muhalif diye kapılarını açmış ve sırf Mısır'a muhalefet olsun diye cesaretlendirme durumunda değil. Ama Türkiye demokratik bir ülkedir ve Türkiye insan hakları noktasında ciddi bir pozisyon almış olan bir ülkedir ve maalesef Mısır'da darbe şartları dolayısıyla doğru düz bir mahkeme ortamının bulunmaması dolayısıyla oradan buraya kaçmış olan insanlar, iade edildikleri takdirde idam edilmeleri, haksız yere hapsedilme ihtimalleri bulunuyor oldukları için iade edilmemeleri gibi bir durum söz konusudur ki bu konudaki tavrımız diyelim ki Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın tavrından da çok da farklı değil. Yani Mısır'daki muhalifler sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Almanya'da, aynı zamanda Fransa'da, İtalya'da, İngiltere'de, Avrupa'nın birçok ülkesinde mevcutlar. Orada mevcut olduğundan çok daha fazla değiller Türkiye'de. Peki. Sayın Aktay, geçelim bir başka başlığa. Özellikle son günlerde Amerikan istihbarat raporlarına yansıyan bazı notlar medyada da yer buldu Kaşıkçı cinayetiyle ilgili. Ve bu Amerikan istihbaratının Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a karşı bir koz olarak kullanıldığı ifade ediliyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bu da son günlerin öne çıkan başlıklarından biri. Siz ne düşünüyorsunuz? Nedir değerlendirmeniz? Vaka maalesef böyledir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaşıkçı meselesinde baştan itibaren bir adalet talebi olmadı. Elbette Amerika'da bir takım kurumlar, insan hakları kurumları, Kongre üyelerinin bir takım gerçekten hassas, insan hakları noktasında hassas üyeleri var. Onları tenzih ederim. Mutlaka öyle bir damar da vardır mutlaka Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama gerek Trump'ın yaklaşım biçimiyle Biden'ın hani yaklaşımının farklılaşacağı ve Biden'ın biraz daha insan haklarından yana, değerlerden yana bir tavır takınacağına dair beklentiler bence boş çıkmış oldu. Boş çıkacağı da belliydi zaten. Biden'ın bu dosyayı Suudi Arabistan'da adalet için kullanma ihtimali yok. Adalet talep etmiyor. Adaletin tahakkuku tecellisi için çalıştığını kimse söyleyemez. Bu dosyayı Suudi Arabistan'ı sıkıştırmak ve Suudi Arabistan'ı rehin almak için, Suudi Arabistan politikalarını bölgede rehin alabilmek için bir koz olarak kullanıyor. Eğer Muhammed Bin Selman olmasa başka daha özgür, daha rahat davranabilecek başka bir veliaht veya da başka bir kralla muhtemelen yapamayacağı şeyleri hazır elimizde rehin olarak tutulmuşken veliaht prensle yapmayı deneyecektir, yapmaya çalışacaktır. Yani bu da bizim yaklaşımımızdan çok farklı. Biz baştan itibaren bu dosya dolayısıyla Suudi Arabistan'ı zor duruma düşürmek gibi bir arayışın içerisinde olmadık. Olmayız da hiçbir zaman. Ama netice itibariyle Türkiye topraklarında işlenmiş, çok vahşice işlenmiş bir cinayet söz konusudur. Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'nin güvencesinde, canı, malı, her şeyi Türkiye'nin güvencesinde olan bir insanın Türkiye'de bir cinayete, bu şekilde bir cinayete kurban gitmiş olması dolayısıyla Türkiye'nin üzerinde bir adalet talebi hakkı ve sorumluluğu var. Sadece hakkı yok. Aynı zamanda sorumluluğu da var. Yani Türkiye bu cinayette adaleti talep ederken bir hak kullanmıyor. Evet, bir egemenlik hakkı dolayısıyla yargılamanın Türkiye'de olması gerektiği ayrı bir konu. Ama aynı zamanda bir sorumluluk. Türkiye çünkü netice itibariyle Türkiye'de işlenmiş bir cinayet, bir insanın canı alınmış bu şekilde. Bunun hakkını, hukukunu talep etmek Türkiye üzerinde bir sorumluluk. Eğer Türkiye devlet böyle bir adalet talebinde bulunmuyorsa, bir kamu davasını bu şekilde bir kamu davasına dönüştürüp bunun davasını sürdüremiyorsa, devlet olma vasfının en önemli gereklerinden birini yerine getirmemiş olur. Dolayısıyla Türkiye'nin aynı zamanda bu bir görevi. Dolayısıyla bu görevi yerine getiriyor olmak dolayısıyla Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye yönelik sanki Suudi Arabistan'a yönelik bir düşmanca, hasmane bir tutum gibi algılanması çok haksızca bir şey. Yani bu sözümüz tabii ki Suudi Arabistan tarafına yöneltilen başından itibaren. Yani bazıları yani Türkiye'nin Kaşıkçı meselesi Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ilişkisini bozuyor, değer mi gibi bir takım itirazlar yapan insanlar da oluyor ne yazık ki. Halbuki durum bu değil. Türkiye bunu ne Suudi Arabistan'a hasmane bir tutum olsun diye yapıyor ne de Suudi Arabistan'ı zor duruma düşürmek için yapıyor. Suudi Arabistan mevzu bahis bile değil. Şu anda sadece Türkiye'de işlenmiş olan bir cinayetin adalet talebini sürdürmekten başka bir gaye yok bu konuda.